Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir önceki videodan farklı olarak list exception'lara bakacağız. Yani listeleri oluştururken yaptığımız hatalardan dolayı karşılaştığımız exception'lara bakacağız. Bir önceki null pointer exception'dı. Şimdi ise list exception'a bakacağız. Burayı şu şekilde boşaltıyorum. Hatta tamamını silin, tekrar yazalım, pratik olsun. Şu anda kullanacağım exception türü list exception arkadaşlar. Yine try ile başlıyorum. Ondan sonra bunun içine bir liste yapmak istiyorum. Diyelim ki bir liste yapıyorum. Integer listesi şu şekilde. Buna list a diyelim. Eşittir new list integer şeklinde bir liste yapıyorum. Bunun içine de iki tane eleman koyuyorum. Diyelim ki 2 ile 4'ü koyduk. Şu anda iki tane elemanımız var. Ve daha sonra ben aşağıya geliyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Integer bir integer oluşturalım. Diyelim ki m eşittir diyelim. Bunu da şu integerlardan bir tanesini almaya çalışalım. Integer m eşittir. Diyelim ki list a'dan ben get metoduyla indeksi normalde biliyorsunuz 2 0 indeksine sahip, 4 1 indeksine sahip. Ben de 2 yazıyorum. Ya yani indeksi olmayan bir şeyi çağırmaya çalışıyorum. Burada bir exception'la karşılaşacağız. Çünkü 2 diye bir indeks yok. 0 var, 1 var ama 2 yok. Siz indeksi 2 olan elemanı m'ye eşitlemeye çalışıyorsunuz. Yeni bir variable oluşturuyorsunuz. Buna da değer olarak listede olmayan bir elemanı assign etmiş olursunuz. Burada bir exception'la karşılaşacaksınız. İsterseniz catch yapalım, exception'ı bulalım. Burada artık içine exception yazmıyoruz. Null pointer exception da yazmıyoruz. Ne yazıyoruz? List exception yazıyoruz arkadaşlar. Adına da li koyabilirsiniz, size kalmış. Ya da list exception li diyelim. System nokta debug, buraya ne diyoruz arkadaşlar? Li nokta get mesaj diyelim. Ve hata mesajını, yani exception mesajını buradan alalım, görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu exception'ın çalışması için, yani catch olması için sizin yazdığınız kodların içinde listelerle alakalı bir exception olması lazım. Yani bir istisna olması gerekiyor. Yani yapamadığınız bir şey olması gerekiyor. Size o konuda izin verilmemesi gerekiyor. Bakalım. Run yapıyorum. Evet. Ne diyor? Hata mesajıyla karşılaştık. Normalde. İsterseniz buraya sistem debug koyalım. Ve m'nin değerini şöyle diyelim. The value of m diyelim. Şu şekilde plus m diyelim. Bunun değerini göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Çünkü öyle bir değer yok. Bir exception'a karşılaştığımız için burada bundan sonrasını göremezsiniz. O yüzden göreceğiniz tek şey catch statement'ının içindeki ifadeler. Yani list index out of bounds. Bunu biz yazmadık. Bu otomatik istisnayı yakaladığı için onunla alakalı size mesaj veriyor. Diyor ki böyle bir hata mesajı var. Ama normalde siz şunu sadece şurada yazmış olsaydınız, eğer try ve catch kullanmasaydınız bir pencerede mesaj alacaktınız. Bu mesajı biz execution log'da görmek istiyorsak o zaman try and catch kullanmamız gerekiyor bu şekilde. Yoksa göremezsiniz. Bu şekilde kullandığınız zaman execution log'da bütün mesajları görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bir exception olduğu için 5. satırda 6. satıra geçemiyor. Direkt catch'e atlıyor. Catch onu yakalarsa burada gösteriyor. Yakalayamasa gösteremez. List exception olduğunu bildiğim için ben direkt list exception yazdım. Ama siz isterseniz sadece exception yazabilirsiniz. Burada şunu da yapabilirsiniz. Birden fazla catch kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki buraya DML exception yazınız. Şu şekilde. Ona da DE diyelim. DML exception yaptık. Siz bu mesajı burada göstermek istiyorsunuz. Tabii şunu DE yapmanız gerekiyor.
Şimdi DML exception var, list exception var. Birden fazla catch kullanabiliyorsunuz. Bunu run yaptığınız zaman variable does not exit diyor. Evet, D'ye bakalım. DML exception, DML. Şuraya yanlış yazdık. Ben o kadar yazmamıştım ama. Nasıl oldu ben de anlamadım. DML yazalım. Şimdi yapıyoruz. DML exception. Evet, bir problem gözüküyor. Evet. Şimdi yapıyoruz. Exception yakaladıktan sonra bir sonrakine bakmıyor. Gördüğünüz gibi yine list index out of bounds kısmını alıyor. Yani bunlardan herhangi bir tanesini yakalarsa onu gösteriyor. Diğerlerini es geçiyor. Gördüğünüz gibi buna hiç dokunmadı. Çünkü DML exception'ımız yok. Ama eğer oluşturursanız diyelim ki bir account oluşturdunuz, AC eşittir işte new account. Ondan sonra bunun içini boş bıraktınız. Bu şekilde bunu eklemek istediğiniz zaman size ne verecek? Exception verecek. Şimdi execute yaptığımız zaman hem list index out of bounds diyor 2. Bu gördüğünüz gibi yine çalışmadı. Neden çalışmadı? Çünkü burada exception'ı yakaladıktan sonra duruyor. Artık devam etmiyor. O yüzden burayı hiç kale almıyor. Burayı almadığı için buna ihtiyaç duymuyor. Bunu silelim. Bunu da silelim. Konumuza geri dönelim. Gördüğünüz gibi eğer listelerle alakalı bir exception'ınız varsa list exception'ı kullanabilirsiniz. Eğer bir exception yakalarsa catch'in içindeki mesajları, yani ne ile alakalı bir exception yakaladınız onu size execution log'da gösterir arkadaşlar. Bir sonraki konumuzla devam edelim.